Ya unut o işi, unut. Arabayı almadan unutmam babacığım. Hiç aklımdan çıkmıyor ki zaten. Oğlum ben o kadar zengin miyim? Zenginlikle ne alakası var Haluk amca? Taksitle de araba satıyorlar. O zaman babana söyle, sana taksitle araba alsın. Aldın mı cevabını? Benim babam da Haluk amca gibi cimri Duygu. Hayatta araba almaz bana. Benim babam var ya, Haluk amcadan bile cimri ya. O zaman siz de büyürsünüz, okulunuzu bitirirsiniz, çalışmaya başlarsınız. Kendi paranızla kendinize araba alırsınız. Evet, kendiniz alırsınız. Kayınço, biz para biriktirmeye bile başladık ha, söyleyeyim sana. Ah be, bir de bir iş bulsam. Hemen alırız arabayı ha. Duyuyorsun değil mi avuç kafa? Örnek al biraz. Ya baba hakikaten cimrisin ha. Ya taksitle ödesek ne olacak ki? Hem ayrıca bu arada unutmadan söyleyeyim, harçlığım da yetmiyor. Harçlığıma zam yapmanız lazım. Oğlum, bir evin ne kadar masrafı var biliyor musun? Bu ev ne kadar parayla dönüyor? Senin haberin var mı? Baba senin de annemin de süper maaşlarınız var. Süper de masraflarımız var ama Emre. Elektrik faturası, su faturası, mutfak masrafları, Emine ablanın maaşı. Kredi kartları, taksitler. Çoğu zaman aldığımız maaşlar yetmiyor bile. İdareli gitmiyorsunuz da ondan yetmiyor anne. Eğer bende olsaydı sizin maaşlarınız, ben hem evi idare ederdim hem de araba taksidi öderdim. Evet ya, araba taksidi ödenir oğlum. Sizinkilerin maaşlarıyla uçak taksidi bile ödenir. Ödenir vallahi ama onlar yapamıyor işte kardeşim. Öyle mi? O zaman maaşlarımızı sana verelim. Bir aylığına sen idare et bu evi. Ana! Saçmalama ya, olur mu öyle şey? Ne biliyorsun Haluk ya, bir deneyelim belki bizden daha iyi yaparmış. Ya buna kalsa biz ayın yarısında beş parasız kalırız. Ayın yarısını bile bulmaz. Üç günde paralar suyunu çeker. O zaman bir şans verin de görün bakalım yapabiliyor muyum? Tamam. Anlaştık. Vallahi ben de maaşımı peşin alırım o zaman Haluk Bey. Ayın sonuna kadar para falan kalmaz bu havuç kafada. Ne yani şimdi? Bu evin ekonomi bakanı ben mi oldum? Evet. Oh süper o zaman. Paraları ne zaman alıyorum? Dikkatli tabii. Al bakalım bunlar banka kartlarımız. İki günde çekme bütün maaşı ha. Gerektikçe azar azar çekersin. Tamam anne ya çocuk muyum ben? Ben sana ne diyeyim bilmiyorum ki. Yani bu herif hiç ev idare edebilir mi? Bak baba, ay sonunda göreceksin. Köşeye para bile atacağım. Ya ekonomi bizim işimiz. Ustasıyım ben bu konunun ya. Para harcama konusunda usta olduğunu kimse inkar etmiyor zaten. Tabii canım. Bu konuda kayınçomu tek geçerim. Ya sen onlara bakma kanka ya. İki maaşla ev rahat rahat geçinirsin. Kalan parayla da arabayı alırız. Ne iki maaş oğlum? Üç maaş. Ablam da işe başladı. Yakında eniştem de işe girer. Oo! Oh, dört maaş. İki araba bile alınır vallahi. Ah ah ah. Onların parasına dokunulmayacak. Onlar ev taksidi ödüyor. Emre, eğer bu evi geçindireceksen bizim maaşımızla geçindireceksin. Biz nasıl geçindiriyorsak sen de öyle geçindireceksin. Aynen. Bu evi bir ay idare et. Senin şu araba konusunu düşünebilirim. Oo. Ama eğer idare edemezsen bu konu bir daha sonsuza kadar kapanacak. Anlaştık mı? Tamam baba, tabii ki de anlaştık. Yırtık oğlum biz, yırtık. Biz şimdiden gidelim bir araba seçelim kendimize. Tabii oğlum ya, ben bu evi geçindiririm merak etme. Acaba kamyonu mu alsak? Abicim, her ay kenara bir cumhuriyet altını koyarsak araba garantiye. Doğru söylüyor abicim. Altın iyi yatırım. Şu anda altın zaten düştü, tamam mı? Alım zamanı. Alacağız altını, alacağız altını. Ya kardeşim, nereyi görmeden paçayı sıvıyorsunuz ya? Bakalım ay sonunu çıkartabilecek miyiz? Ya abicim, iki maaşla iki ev geçindirilir. Biraz daha sıkarsan üç ev bile geçindirilir. Hop, hadi arkadaşlar biraz acele edin, kapatıyorum. Yuh! Bu ne lan? Hesap. Oğlum resmen geçirmişsin lan, bu ne? Ya ne geçirmesi avuç ya? Size ekstradan indirim bile yaptım. Ya var ya, biz kesin ay sonunu çıkartamayacağız ha. Ya kardeşim sakin ol, biraz daha sıkarız. Evet abicim ya, sıkarız. Araba için yapmayacağımız şey yok ha. Meto, bak biz bu salatayı yemedik ya. Sen bunu geri götür, parasını düş abicim. Olmaz öyle şey avuç ya. Hem masaya gelen bir kere geri gitmez. Bir de nasıl dokunmamışsınız ya? Şu salataya bak, yarısını yemişsiniz bile. Götür o zaman kardeşim, yarısını düş. Ya size ne oldu böyle beyler ya? Siz eskiden hiç bu kadar cimri değildiniz. Cimri değildik çünkü paramız yoktu. Şimdi paramız var. He, sen bir evi geçindirmek ne kadar zor biliyor musun? Ben ne kadar zorlanıyorum. Evet, bu salatayı da beğenmedik zaten biz.
Ya hadi kasayı kapatacağım ya. Havuç. Oğlum bir 20 düş lan. Bir 20 lan. Berke ile Duygu gitti mi? Gittiler Halit Bey. Duygu'nun duruşması varmış, Berke'nin de iş görüşmesi. Günaydın. Hoş geldin. Günaydın. Gel. Hoş bulduk. Ya aslında kafeye gidecektim kahvaltı için ama ilk günden fazla açılmayayım dedim. Ne de olsa bu evin kahvaltılık parası da benim cebimden çıkıyor. Yani sizin bana emanet ettiğiniz paradan çıkıyor. Ana! Ne oldu? Bu ne anne ya? 50 çeşit peynir var masada. Sizi bir de batıracak mısınız? Oğlum her zamanki gibi yani daha önceden ne alıyorsak gene o. Bundan sonra kemerleri biraz sıkacağız anneciğim. Vallahi böyle ay sonunu getiremeyiz ha. Hep masraf, hep masraf. Bir dakika, bir dakika. Boğazımızdan kısamayız. Ne demişler? Can boğazdan gelir. Ana, baba sen bu yaşta salam mı yiyorsun? Vallahi çok zararlı ha, damarlarım tıkanır. Evi idare edeceğim diye salamıma da mı karışacaksın? Senin salam yaşın geçti baba. Emine abla, çayın altı yanıyor mu? Evet yanıyor, niye sordu? Niye yanıyor Emine abla, niye yanıyor? Zaten bundan sonra sadece bir bardak çay içeriz. O da soğumaz yani, kapat altını hemen. Amanin, Haluk Bey gitti, yerine kırmızı Haluk Bey geldi. Hadi ben çıkıyorum. Aa, Emre. Ay iyi ki gelmişsin bak, görüyor musun? Benim benzinim yok, para lazım. Ana benim depo da boş. Bu benzin ne kadar? Bana 200 yani, o depoyu doldurmuyor ama olsun. Bana 250 yeter. Yuh! Yuh! Siz beni batırmaya mı çalışıyorsunuz ya? E oğlum bu evi idare etmek kolay değil yani. Baba siz de işi zorlaştırıyorsunuz yani. Bir arabayla gitseniz olmuyor mu işe? Denedik oğlum, sonuç alamadık. Babamla saatlerimiz uymuyor, sonra beni bekleyince sinirleniyor. E otobüsle gidin o zaman. Hem böylece benzin masrafını sıfıra indirmiş oluruz. Karalanma sütü paraları. Ya baba, ya ben petrol kralı mıyım ya? O kadar para veremem ben benzine. Oğlum bir de sana araba aldığımızı düşünsene. Yani maaşımızın yarısını benzine vereceğiz. Baba araba bana şart. Ya benim gezip tozmam lazım. Genç adamım ben. Kız ayarlamam lazım. Siz arabayı sadece işe gitmek için kullanıyorsunuz. Alayım size bir akbil. Tıpış tıpış gidin şirketinize. Ay hadi Emre. Benimki? Babama verdim anne. Ya versene. Hadi. Kolay gelsin. Görüşürüz. Kolay gelsin. Neyse Emine abla, ben de yavaştan çıkayım artık. Hadi kolay gelsin. Havuç Bey, bir şey unutmadınız mı? Niye unuttum Emine abla? Bu evde tencere kaynıyor herhalde. O tencerede bedava kaynamayacağına göre akşam ne yiyecek bu millet? Tamam tamam. Ama çok bir şey yapma Emine abla. Akşamları fazla yemek zararlıymış. Bu ne be? Para işte. Etin kilosu kaç lira sen biliyor musun? Nereden bileyim kaç para? Pahalıysa sebze yap o zaman. Aa, sanki Haluk Bey sebzeyle doyuyor. Adam et yemeyince doymuyor, bilmiyor musun? Allah Allah, koydular o aptal aleti her yere. Hangi kapıyı çalsam karşımda o buruk acı. İnsan yok ya. Hastaneye arıyorsun. Aradığınız kişinin dahili numarasını biliyorsanız tuşlayın. In English press 9. Kalp ve damar cerrahisi için 1. Poliklinik için 2. Acil servis için 3. Ameliyathane için 4. Adam öldü be, öldü. Alo, orada adam yok mu? İnsan yok mu? İnsan. Alo, sesim geliyor mu? Ana.